Merhaba arkadaşlar, ben Uğur. Bugün sizlerle fizik cümlesi adına avantaj yayının TRT denemesini yine beraber çözeceğiz, çözümlerini yapacağız. Sorularınıza başlamadan evvel yine şöyle bir ufak bir inceleme yaptım. Sorular gerçekten kaliteli, ÖSYM standartına uygun olarak yapılmış ve gerçekten hani sizi zorlayıcı ya da sizi ikilemde bırakıcı sorular içeriyor. Yalnız tabii ki bu tarz sorular çözmeniz sizin için ÖSYM standartına göre bir tık daha ön plana çıkmanızı sağlayacaktır diye düşünüyor. Hemen sorulara geçiyorum. Mesela ilk soruda hemen bakalım. Aysun kartondan yapılmış bir kutunun içerisinde ince kenarlı mercek ve merceğin odak noktasına bir ampulü ne yapmış? Bir sabitlemiş. Şimdi burada öncelikle şu kısımda okudum ben. Bakın mercek var, ampulü var. Bunları bir kere daha alalım. Devam edelim. Daha sonra ampulle kurduğu basit elektrik devresindeki yan hatlarını kapatarak ampul yakıyormuş. Ampulün etrafına yaydığı ışık ışınlarından bir kısmını kutunun yan yüzeyinden çıktı. Ok şeklindeki açıktan çıkarak perde oluşturduğu görüntü inceliyor. Şimdi bir kere arkadaşlar burada ne yapmışız? Herhangi bir elde manuel bir sistem yok. Manuel bir sistem yoksa bir kere mekanik yoktur. Bunu geçmemiz lazım. Onun harici mercek ve ampul dediği için merceği biz optikte, elektromanyetizmada ise ampulü yani elektrik kısmında kullanacağımız için buradaki cevabımızın ne olması gerekiyor? B seçeneği olması gerekiyor. Devam edelim ikinci sorudan. Bir soruda da fizik öğretmeni laboratuvarında yaptığı deney arabaları ile işte öğrencilerden oluşturduğu deney grubu ile özdeş KLM arabalarını yan yana getirerek aynı anda çekirdekliğini fırlatmış. Sırasıyla VK, VL, VM hızları ile harekete geçen KLM araçlarının her biri farklı maddeyle kaplı doğrusal yollarda dediği için bakın şurası çok önemli. Burada demek ki sürtünme kuvvetleri hepsinin farklı. Hemen yazalım. Sürtünmeden farklı diye. FRS doğruları ile aynı hizaya geldiklerinde duruyorlarmış. Buna göre diyor aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Bir kere öncelikle ben şuradaki ifadeleri incelemeden hemen burada arabaların izlediği yollara bakarsan bakın L'nin izlediği yol daha büyük. Hatta şöyle yazalım hemen burada. X'te büyüktür. X'me büyüktür. XK diyelim. Neyse şimdi soruları okuyalım. Burada sürtünme kuvvetlerini farklı verdiği için farklı kuvvetler de birer direnç göstereceği için yollar. Ben bir kere bu bunların hızlarını tam olarak bilmediğim için herhangi bir şekilde burada KLM araçları hakkında hızları büyüktür, küçüktür, daha hızlı gibi yorum yapamam. O yüzden hızla ilgili olacak bütün ibareleri ne yapmamız lazım? Bir kere soru işareti yapmamız lazım. Sürtünme kuvvetinin en az olduğu yol. Mesela onu da bilmiyoruz. Onu da soru işareti yapmamız lazım. Başlangıç hızı en az olan K arabası. Burada baktığımızda K arabası gibi gözüküyor ama sürtünmesi belki daha büyük olduğu için. K hani bu şekilde bir yol demiş. O yüzden hani buraları soru işareti bıraktık. Hız zaman grafiğin eğiminde de burada ivmeyi de şey yapamayız. Dediğim gibi hızla alakalı veya hızlanmayla alakalı bir şey bilmiyoruz. B arabasının hareket süresi K arabasının hareket süresinden fazladır diyor. Bunun için de hıza ihtiyacım var. Hız zaman grafiği altındaki alanı en fazla olan D arabasının kısmı için ise doğru demem gerekiyor. Çünkü neden? Şurada bir grafik çizdiğimde. Eğer ben hız zaman grafiği çizersem, hız zaman grafiğinde atıyorum. Şöyle bir grafik olur. Bu alan altında kalan kısmı ben zaten x olarak sabit etmiyorum. Ediyorum. O yüzden bu alanı en büyük olan gittiği yol en fazla olmuş olacak. E burada da zaten grafik alanı en büyük olması gereken L olacağı için direkt burada L seçeneği. L seçeneği ne yapmamız lazım? İşaretlememiz gerekiyor. Diğerleri dediğim gibi mübalağada kalıyor. O yüzden onlarla alakalı herhangi bir yorum net olarak yok. Geçelim üçüncü soruya. Şöyle bir yol varmış. Bu yolda herhangi bir işte sabit bir F kuvveti çekirdek gibi uygulanmış. İşte burada bu şekilde gitmiş. Burada böyle gitmiş. Buna göre diyor hareketle ilgili aşağıdaki ifadelerde hangisi yanlıştır diyor. Burada bir kere demiş. Sabit F kuvveti demiş. Sabit F kuvveti N noktasına kadar uygulanıyormuş. Bakın. Bu da önemli. N noktasına kadar F ile çekiyormuşum ben. Artma azaltma yok. Şimdi burada F ile çektim. Net kuvvetim F ise burada bir kere sürtünmesizdir diyebilir miyim? Diyebilirim. KD'de x mi? Yani kısımda. O zaman direkt buraya mesela diyeceğiz. Doğru diyeceğiz. Devam edelim. B için. LM kısmında cisim üzerine yapılan net iş sıfırdır. Bir kere burada LM'de net iş sıfır değil. Sıfırdan farklı.
Şimdi burada hala hareketine devam ediyor. Çok küçük de olsa bir ne oluyor? Sürtünme kuvvetini oluyor. Net kuvvetin sıfırlanıyor. Ama net kuvvetin sıfırlanması demek ne demekti? Benim hızımın sabit olması demekti. Yani hala ne yapıyor burada? Cismin hareket halinde. O yüzden bir kere buradaki kısmada ne demem gerekiyor? Doğru demem gerekiyor. Pardon, çok özür diliyorum arkadaşlar. DM kısmında bir kere iş yok ya. Ben burada öyle yorumladım da yanlış oldu. Buradaki X kısmına bakarsak sıfırdan olduğu için buradaki net kuvveti sıfır alacağım için sıfır çarpı X'ten zaten buradaki net kuvveti ben pardon net işi sıfır diyorum. O yüzden bu da doğru. Çok özür diliyorum. Tekrar C'ye geçiyorum. İşte arada böyle uçmalar olabiliyor. Yolun MN kısmında cisim kinetik enerji kaybeder. Bakalım MN kısmında eksi kuvvet mi uygulanmış? Evet. O zaman ne yapacak? Ben bunu durdurmak istediğim için buradan çekildiğinde V hızı artarken şurada artarken burada da sabit bir şekilde giderken burada ne olacak artık? Bu V azalmaya başlayacak. Çünkü ne noktasına kadar uygulanıyormuşlar. O zaman bu kısım içinde daha fazla bir sürtünme var diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Ya da aynı sürtünme kuvvetine eşittir de diyebiliriz. Devam edelim. O yüzden enerji kaybeden kısmı da doğru. Sürtünme kuvveti cisim üzerinde yaptığı net sıfırdır diyor. Direkt buna yanlış dememiz lazım. Çünkü olayda sürtünme kuvveti var zaten. Sürtünme kuvveti LM kısmında ne yapıyor? Net kuvvetimi benim sıfırlıyor. O yüzden direkt D seçeneğine yanlış diyebiliriz. Ama şuradaki ve şuradaki alanı topladığımızda toplamda eksi ve artılıktan sıfır bulduğumuz için yol boyunca yapılan toplam mekanik şey ne diyeceğiz? Sıfır diyeceğiz. O yüzden E seçeneği doğru. Dördüncü soruya geçelim. Dördüncü soruda şu şekilde baktığımızda arkadaşlar bakın eksi 5 küve artı küve verilmiş. Buna göre R ve 3 ve yarı çaplı iletkenler veriliyor. İşte buna göre diyor böyle bir sistem oluşturuluyor. Bu sistemdeki ifadelere göre diyor işte aşağıdakilerden hangisi doğru yanlıştır diye bir seçenek sunmuş. Burada arkadaşlar şekili incelediğimizde yani şuradaki kısmı incelediğimizde K'dan N'ye ben bir elektron akışı olacağını söylemem lazım. Çünkü burada artılar daha fazla. Burada elektron akacak ki buradaki sistemi dengeleyecek. O şekilde düşündüğümüzde de direkt B şıkkının yanlış olduğunu ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. Çünkü soruda ne diyor? R küresinden K küresine negatif yük hareketi olur. Bir kere yanlış yani imkansız. Buradan buraya olması lazım. O yüzden diğer şıkları okumamıza bile gerek yok. Beşinci soruya geçelim. Beşinci soruda da şu şekilde bir kap verilmiş. Bu kapta şu an çözünme katısı dengede kalıyormuş. Buna göre diyor ve vatan hacmi olduğuna göre diyor su içerisinde ve buna göre aşağıdakilerden hangisi doğru değil bir şey vermiş. Burada bir çözünmeyen K katısı kısmı önemli. Neyse devam edelim. Birinci şıkkı okuyalım. Kabın içerisinde bir miktar aynı sıcaklık su eklenirse cismin vatan hacmi azalır diyor. Burada aynı sıcaklık su eklemek demek aynı yoğunluk eklemek demek. Burada yoğunluk değişmeyeceği için V vatan da değişmez. Yanlış. Cismin kap tabanına değmeyecek şekilde kabın içerisindeki suyun bir kısmı boşaltılırsa cismin tabanını etki eden sıvı basıncı azalır diyor. Yanlış. Burada çünkü sıvının cinsini değiştirmiyoruz. Buraya yine etki eden basıncın değişmemesi gerek. Üçüncü şıkka baktığımızda su içerisinde tuz atılıp suyun öz kütlesi arttırılırsa cismi etki eden kaldırma kuvveti değişmez diyor. Bakın burada cismi etki eden kaldırma kuvveti demiş. Cismi etki eden kaldırma kuvveti tabii ki değişmez ama sıvının kaldırma kuvveti tabii ki bazı cisme göre daha da artış göstermiş olur. Çünkü burada ben yoğunluğu arttırmış oluyorum. Ama bizden cismi etki eden kaldırma kuvvetini istediği için bunu doğru diyeceğiz ve A seçeneğinin doğru olduğunu ne yapacağız söyleyeceğiz. Geçelim 6. soruya. Bu da tabii ki bir dalga sorusu. Bu şekilde bir dalgayı kaynağa bıraktığımda buraya diyor. Hafifçe. Buralarda mantıken ne olacağını biliyoruz. Şöyle dalgalar oluşacağını biliyoruz. Tabii ki de trafo olacak. İki kenar doğru olacak. Şöyle düzgün olacak değil mi? Şimdi bu şekilde bir doğrusal su dalgası oluştuktan sonra aşağıdaki ifadelerden hangileri yanlıştır diye bir sonuç şey yapmış. Bize soru sormuş. Bu şekilde bir kısımda ne demem gerekiyor öncelikle? Sağa ve sola ben dalga yayılımını söyleyebilmem gerekiyor mu? Gerekiyor. O yüzden birincinin doğru. Yani A seçeneği. B seçeneğine baktığımızda dalgalar üzerinde her bir nokta y ekseni boyunca titreşim hareketi yapar diyor. Bu da doğru. Yapıyor. Yukarıya aşağı yapacak çünkü gördüğünüz gibi yenlik oluşacak. Dalga ve yenliğin S1 ve S2 üzerine çarpan dalgalar seyrelip şuradan yansımış gibi ya davranacaklar. Tabii ki buradan bu şekilde çarptıkları zaman geri dönmek isteyecekler. Aynı şekilde.
Yani aşağı doğru sarkmayacaklar. Normal yollarından gelmeyecekler. O da zaten serbest uçuştan yansımış durumda. Bu doğru. Dalga denilen eskiz ve eskiz yerlerinden yansıyan dalgalar y ekseni üzerinde üst üste binerler diyor. Burada da arkadaşlar doğruluk payı var. Çünkü burada ne olacak? Belli bir şey sonra şuralarda işte üst üste binme durumlarından dolayı şu kısımlarda nötrlük oluşmuş olacak. O yüzden o da doğru. Ama dalgalar kaynaklarını uzaklaştıkça hızları azalmayacak. Değişmez diye bunu ne yapmamız lazım? Söylememiz gerekiyor. Yedinci soruya bakalım. Yedinci soruda da arkadaşlar bir kere benim şöyle yukarıdaki bir yuvarla oluşturabilmem için engelden noktasal ışık kaynağımı ne yapmam lazım? Çok uzakta aslında. Şöyle göstermem lazım. Bu şekilde gösterdiğimizde de arkadaşlar noktasal ışık kaynağımı buradaki en uzak hangisiyse o zaman bir kere ben bu sayıyı ne yapacağım? Kullanacağım. Bu arada perdeydi sanki şuradaymış gibi düşündüm. Şöyle de yuvarlağımı çizelim. Neyse devam edelim. Şimdi buradaki T'yi kullanırsam arkadaşlar bakın ve T'yi kullandığımda yukarıya doğru bir büyük bombelik çıkıyor. Yani bunun tam tersi oluyor. Demek ki ben S ile T'yi kullanamam. Yanlış. V ile S'yi deneyeyim. Bu arada P ile R de olmayacak arkadaşlar. Onu da hemen çizelim. R ile S'yi deneyelim. V ile S'yi denediğimizde ben şuradan çektiğimde bunu da buradan çekeceğim. Böyle daha büyük bir bombelik oluştu mu bakın R ile S'ye tuttum. O zaman arkadaşlar böyle bir soru geldiğinde eğer yukarıdaki çemberlerden herhangi biri büyük veya küçükse bu dikkat etmemiz gereken nokta ne o zaman? Benim noktasal ışık kaynağımın engeli uzaklığı veya yakın. Ve tabii ki konum. Şimdi ben bunu aşağıda oluşturmak istiyorsam buradan yukarıdan yapmam lazım. Bunu da yukarıda oluşturmak istiyorsam şöyle engelin aşağısından vermem lazım ki yukarıda olsun. Şimdi tekrardan silip bakalım hemen o kısmı devreye gelebileceğim. Bu şekilde baktığımızda bakın bu aşağı kısımda kalıyor ve en uzakta ben bundan çok küçük bir çember çıkarabilirim. Buradaki R ile T'ye yakın ama T daha aşağıda. T daha aşağıda olduğu için şöyle yukarıda bir çember çıkaracak ama R nasıl bakın. İçeriden bir çember çıkar. Bu şekilde de baktığımızda tabii ben şu an burada tam net çizemedim. Burada daha büyük gözükmesi lazım şöyle. Ama buradan göreceğimiz üzere V'nin yakın olduğu için engeli daha bir çember oluşturacağından diğer seçeneklerin yanlış. R ve S'nin bu noktası ışık kaynaklanan işte bu perdedeki görüntüyü oluşturacağını ne yapabiliriz söyleyebiliriz. Benim için teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki TT denemesinde görüşmek üzere.